Oran 20 bini yakın hakim ve savcının %50'si 30 yaşın altında. İnşallah. Tabii hukuk devleti dediğimizde elbette vatandaşların devlet karşısında gerek idarenin eylem ve işlemlerine karşı gerekse normal sosyal hayattaki diğer etkileşim alanlarındaki muamelelerine karşı vatandaşını korumak olarak anlıyoruz. Ancak bazen bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Elbette yargı, gerek adli yargı, gerek idari yargı görevlerini yerine getiriyor. Özellikle idarenin bir takım uygulamaları karşısında vatandaşın tatmin olmaması ya da arzu ettiği sonucun kendisini elde edemediğini düşündüğü zamanlarda ya da bazı problemlerin belki de daha çekirdek aşamasında çözümü de bugün modern dünyada önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Adalet ruhu hala dimdikleri bu ülkenin özellikle gençleri 15 Temmuz'da vatana, millete ve Türk milletinin istikbaline sahip çıktılar. Sizleri tebrik ediyorum. Anınızdan ötürüyorum. Uluslararası şebekenin uzantısı olup Türkiye'yi çökertip işgal edecek olan örgüte haddini bildirdiler. Ve kolluk kuvvetlerimizle onları tutup yargımıza getirdi. Şimdi çok şükür yargılanıyor. Türkiye'de çok kötü bir gelenek var. Özellikle 1960'tan sonra devletin içinde azıcık kendini güçlü görenler devleti ele geçirmeye kalkıyorlar. Ya Allah aşkına devlet denilen şey ele geçirmek için değildir. Bu millete hizmet içindir. Okulu iyi olsun, sağlık hizmetleri iyi olsun, ülkesi refah içinde bunun için var. Ama kim devleti ele geçirmeye kalkıyorsa bu millet ona haddini bildiriyor, yakasından tutup sanık sandalyesine oturtuyor. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici bir husus. Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim diğer bir husus da bu geçen cuma günü dünyanın öbür ucunda, Yeni Zelanda bizim niye alakadar ediyor? Bu olayla da ilgili alakadar ediyor ama Çanakkale savaşlarında İngilizler dünyanın her yerinden olduğu gibi Yeni Zelanda ve Avusturya'dan da asker getirip Çanakkale'nin önüne eğilmişlerdi. İşte Yeni Zelanda'da belki Yeni Zelanda'nın nüfusunun %1-2'si bile değil bir Müslüman grupla cuma günü namaza gitmişler. Bir eşkıya, bir katil, bir terörist, bir cani, camiye giriyor, ibadet eden insanları katlediyor. 50 kişiyi katlediyor. Ama maalesef dünyadan arzu ettiğimiz tepkiyi göremedik. Şimdi işin böyle tarafı var, başka bir tarafı daha var. Bu katilin manifesto diye ilan edilen, duyurulan bir beyanı var, 74 sayfalık. Ben açık söylüyorum, bir hukukçu olarak insan haklarını savunan bir kurumun başında olan bir kişi olarak. Kesinlikle ve kesinlikle buna manifesto denemez. Katliam beyannamesi insanlığı cinayetlere sevk eden bir açıklamaya beyanname denemez. Emtia gibi ihraç malzemesi gören İskandinav ülkelerinde, İsveç'te, Finlandiya'da, Danimarka'da bile ırkçı partiler %20'leri buldu. %20'leri buldu. Bu dünya için felaket. Ve %20'lik ırkçı parti, sol partileri, liberal parti hepsini etkiliyor. Hepsini etkiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Avrupa'da oluşacak olan bir dalga Allah korusun yeni bir Hitler çıkaracaktır. Bu yeni bir dünya savaşı demektir. Zaten Amerika'nın bir devlet başkanı var. Aman Allah'ım. Meksika sınırından geçecek insanları önlemek için duvar örüyor. Amerika, Güney Amerika'yı, Afrika'yı, dünyanın geri kalanını sömürecek. Avrupa her tarafı sömürecek. Buralarda garibanlar, yoksullar, aç, sefil insanlar geçinemeyecek, göç edecekler. Afrikalıların
Suriye iç savaşından kaçanların göçünü önlemek için Avrupa ülkeleri terör görecek, Amerika duvar örecek. Kesinlikle önleyemezler.